arkada. Sizlerin oylarıyla teşekkür eden divana toplantı sonunda düzenlenecek tutanağın imzalanması için yetki verilmesi gerekiyor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli konuklarımız, kooperatifimizin 60. olağan genel kuruluna teşviklerinizden dolayı teşekkür eden yönetim kurulu adınıza hepinize saygılar sunarım. 2011 yılı faaliyet yılı yönetim kurulu denetçi raporları, bilanço, gelir tablosu, hesapları ve 2012 faaliyet yılı iş programının bütçesini sunmanızdan geçmeden önce kooperatifimizin faaliyetlerin gelişmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Banko Birlik Genel Müdürlüğü'nden, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü'nden, Nuri Şeker, Uşak Şeker Fabrikası, Ziraat ve Malzeme Teşkilatı'na en iyi bir çalışma örneği veren kooperatif personelinden, bu mesleğin gerçek sahibi çiftçi kardeşlerimize huzurlarınızda en derin şükranlarımı sunar, ebediye intikal edenleri rahmetle anarız. Çiftçi kardeşlerim, bize verdiğiniz güveni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örnekleri, köyümüze kadar ihtiyacı olan mazot getirmemiz, sözleşmeli ekimler yaparak sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday, arpa, tohum, nohut tohumculuğunu uygun fiyatlarla kaliteli şekilde temin etmemiz. Amacımız sizlerle daha iyi hizmet vermektir. Sizlerin verdiği güven doğrusunda Sivaslı yol üzerinde yaptırmakta olduğumuz yeni yerimiz hızla bitirmiş. İnşallah genel kurulumuzdan sonra güzel bir açılış töreniyle sizlere hizmet sunacaktır. Şu anda önemli bir görevimiz var. Sizin desteğinizle Uşak Şeker Fabrikası'nı sizin adınıza, Uşak Çiftçisi adına alarak kooperatifimiz faaliyetlerine devam ettiği müddetçe sizin adınıza en iyi şekilde işletmektir. Arkamızda siz ve güveniniz olduğu müddetçe her şeye varız, varlığından güven alacağız. Faaliyet yılı raporlarını daha önceden tetkik etme imkanı bulduğumuzdan, zamandan kazanmak için kanunen okunması gereken kısımların okunmasını etmeyenler önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi kanunen okunması gereken kısımları okutuyorum. Ben yönetim kurulu üyelerinin ve yedek üyelerinin seçimi. Biliyorsunuz gündemde bir de denetçiler seçimi var. Zamandan kazanmak amacıyla bu iki seçimin birleştirmesini öneren bir önerge var. Teklif var, onu okuyorum sizlere.